Arkadaşlar merhaba, ben Ruşen Hoca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bu dersimizde edebi akımları göreceğiz. Edebiyat akımları ne demek, niçin varlar? Bunu inceleyeceğiz, bunu öğreneceğiz. Biz roman yazarken, işte şiir yazarken bunları nerelerde kullanıyoruz daha doğrusu? İşte romanda mı, hikayede mi, işte öğretici türlerde mi, şiirlerde mi, nerede kullanacağız? Nesir türlerinde mi? Bunlara hep birlikte bakacağız. Edebiyat akımı ne demek? Önce akademik tanımına bakalım. Bir sanatkar grubunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çevresinde oluşturdukları edebiyat hareketi, bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme aldıkları edebi eserlerin oluşturduğu bütüne edebiyat akımı diyebiliriz arkadaşlar. Her akımın varoluş temelinde edebiyat nedir sorusuna cevap bulma gayreti vardır. Akımlar sadece edebiyatla sınırlı değil, söz konusu akımlar çoğu zaman güzel sanatların bütün dallarını da kapsamıştır. Edebiyat akımlarının oluştuğu ortamda çeşitli sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel olaylar ve olaylar ortamından oluşan felsefi, kültürel, estetik bakış açıları da bulunur. Edebi akımları tam ve doğru anlayabilmek için oluşturdukları ortamın siyasi, sosyal ve kültürel zeminini, hayat felsefesini, tabiat ve varlık anlayışlarını bilmek, konuya edebiyat-toplum ilişkisi içerisinde yaklaşmak gerekir. Her edebi akım kendinden öncekine göre yeni bir kültürel, felsefi ve estetik bakış açısına sahiptir. Edebi akımların başlangıç ve bitiş tarihleri üzerinde de kesin olarak konuşmak, bilgi vermek zordur arkadaşlar diyelim. Klasizm, diğer bir ismiyle kuralcılık. Ne diyeceğiz bunun için? Klasizm öncelikle hümanist felsefe, Rönesans ve reform hareketlerinin yaşandığı sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve felsefi ortamda filizlenmiştir. Yani biz şu harmanlanmış dönemde hümanizmin, Rönesans'ın ve reformun yoğun olduğu dönemde klasizmin aslında bu ortamda, böyle bir ortamda filizlendiğini, ortaya çıktığını görebiliriz. Klasizm mutlak monarşi devrinde, yani tek yönetim devrinde Fransa'da doğup etkili olan bir akımdır. Bunu sorabilirler. Nerede doğmuştur diyebilir arkadaşlar. Klasiklere göre sanat tabiatın bir taklididir. Tabiat dış dünya değil, insan tabiatıdır. Genel ve evrensel insanın tabiatını ele almışlardır. Akıl ve sağduyu klasizmde önemlidir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Sanatçı eserinde kendi hayatından, duygularından, acılarından, düşüncelerinden söz etmiyor burada. Eski Yunan ve Latin edebiyatları klasizmde örnek alınmış. Kuralcılık, kurallara bağlılık klasizmin temel özelliklerindendir ve burada sanat, sanat için yapılmıştır arkadaşlar. Konudan çok, konunun işleniş biçimine önem verilmiştir klasizmde. Bu yönüyle divan edebiyatı ile benzerlik göstermiştir. Tiyatro ve şiir alanında da gelişmiştir aynı zamanda. Edebi türler sınıflanmış, birbirinden ayrılmıştır. Her türün belli kuralları ve sınırları vardır ve birinden ötekine geçilmemiştir arkadaşlar. Sanata ahlaki ve eğitici bir gaye yüklenmiş, yani erdem ve ahlak kelimeleri aklınıza gelsin. Eserler milli diller üzerine oturmuş ve milli dillerin gelişmesi ve zenginleşmesine hizmet etmişlerdir. Daha sonra konular tarihten ve mitolojiden seçilir. Kahramanlar soylu kişiler, krallar olmuştur. Üslupta soyluluk vardır. Yani sıradan halkın kullandığı dil burada kullanılmamıştır arkadaşlar. Tiyatroda üç birlik kuralına uyulmuş diyebiliriz. Önceki derslerde üç birlik kuralını anlatmıştık arkadaşlar. Trajedi ve komedi ile ilgili bilgiler de vermiştik. O videolara tekrar bakmanızı öneririm. Trajedi ve komedi burada önemsenmiştir. Kimdir temsilcileri? Malherbe, Corneille, John Milton, La Fontaine, Molière, Beaulieu, Racine, Bruyère, Fénelon. Bunlar önemli klasistlerdir arkadaşlar. Bunları da unutmayın.
Türk Edebiyatı'nda kimler var? Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Yusuf Kamil Paşa, direktör Ali Bey de klasizmden etkilenen önemli isimlerdir. Romantizm ya da diğer bir adıyla coşumculuk arkadaşlar. Romantizmin doğuşunda önemli bir rol oynayan olay Fransız İhtilali'dir. 1789'da yapıldı. Bu nedenle romantizm hürriyet, eşitlik, demokrasi isteklerinin eseridir arkadaşlar. Şimdi romantizmin düşünce temelinde Diderot, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi bu filozoflar vardır. Yani bu düşüncenin ortaya çıkmasına aslında sebep olan kişiler. Klasizmin aşırı kuralcılığına karşı çıkılıyor. Bunun yerine sanatçıya özgürlük tanınmıştır arkadaşlar romantizm ya da coşumculukta. Edebi türlerin ayrımını reddediyorlar. Bunlara göre hepsi, bütün edebi türler birdir. Trajedi ve komedinin yerine dram türünü benimsemişler. Şiirle düz yazıyı yakınlaştırmışlardır. Roman türü burada gelişmiş. Klasizmin temel niteliklerinden olan akıl ve sağduyuya karşı duygu ve coşkuyu romantikler savunmuşlardır arkadaşlar. Konular çağdaş toplumdan ya da milli tarihten alınmış. Hristiyanlık geçmişi ve din burada önemlidir. Sanatçılar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Burada gizlemişlerdi klasizmde. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Klasizmde ne vardı? Sanat için sanat anlayışı vardı arkadaşlar. Daha sonra ne diyoruz? Kahramanlar, her kesimden kahramanlar olabilir. Ayrım yok burada. Beyaz, siyah, iyi, kötü, zengin, fakir gibi zıtlıklar romantizmde önemlidir. Doğa yine önem kazanmıştır burada. Melankoli, hüzün, kötümserlik, marazilik gibi eserlere egemen olan kelimeler vardır. Kim dedik? Jean-Jacques Rousseau, Wolfgang Goethe, Schiller, Madame de Staël, René de Chateaubriand, Walter Scott, Lord Byron, Lamartine, Edgar Allan Poe. Gerçekten çok güzel hikayeleri var arkadaşlar. Victor Hugo, Alexander Pushkin, Alexander Dumas Pierre, Nerval. Bunlar önemli isimler. Türk Edebiyatı'nda kimler romantiklerdir? Namık Kemal, Abdülhamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami. Yazarken şunları biraz ayrık yazmışız arkadaşlar. Şuraya da ben belirttim şiirlerinde diye. Siz eğer yoksa sizde şurayı birleştirip yazın arkadaşlar. Bunu yanlış yazmışım. Bunları yoksa yazın arkadaşlar. Yazıp kavramak çok önemlidir. Asla unutmayın. Recaizade Mahmut Ekrem de şiirlerinde romantizm akımından etkilenmiştir diyebiliriz. Şimdi realizm, yani gerçekçilik diğer bir ismiyle. Bu ikinci isimler önemlidir, her zaman söylüyoruz. Auguste Comte tarafından sistemleştirilen pozitivizm anlayışının etkisiyle gelişen edebi akıma realizm diyoruz. Romantizmin aşırı duygusalcılığına karşı çıkar realizmciler. Gerçeklik ön plandadır realistlere göre. Olmuş ya da olabilir olan olaylar anlatılır. Sanatçı burada eserine duygularını katmıyor romantikler gibi. Sanat için anlayışı vardı. Romantiklerde hangi anlayış vardı? Sanat, toplum için anlayışı vardı. Yine realizmde gözlem önemliydi. Betimleme önem kazanmış. Mekan ya da çevre betimlemesinin nedeni bunların insan ruhuna, insan kimliğine etkisinin olmasıdır arkadaşlar. Roman ve hikayede realizm gelişmiştir arkadaşlar. Temsilcileri kimler olabilir? Hepimiz birer tahmin yürüttük şimdiye kadar. Stendhal, Balzac, Gogol, Charles Dickens, Turgenev, Gustav Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy, Mark Twain, Maupassant. Şuraları ben arkadaşlar biraz yanlış yazmışım. Siz tamamlayabilirsiniz. Daniel Defoe, Chekhov, Maxim Gorki, Hemingway, şurası G, Steinbeck. Bunlar dünya edebiyatındaki temsilcileri. Türk edebiyatındaki temsilcileri ise Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade, Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip adı var. Türk Edebiyatı'ndaki realizm yani gerçekçi sanatçılardır arkadaşlar. Diğer bir başlığımız naturalizm ya da diğer adıyla doğalcılık arkadaşlar. Bunları diğer videolarda da vermiştik size. Lütfen o videolara da dönüp bakabilirsiniz. Eğer defterinizde yoksa, notunuz bu konuda eksikse mutlaka ama mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yazarak çalışma çok önemlidir. Yani ezber yapmaktansa yazarak çalışmak hem mantığınızı oturtursunuz bu konuyu. Yani bu ortaya niye çıkmış hem onu anlarsınız yazarken. Hem de bir sürü temsilcileri var arkadaşlar. Hem dünya edebiyatından hem Türk edebiyatından. Bunlar istendiği için sınavlarda ya da işte karşınıza çıkabilecek olan yazılılarda. İşte yani genel kültür de olabilir arkadaşlar. Fark etmez, her şeyi sınava bağlamaya gerek yok. Bunlar karşınıza çıkabilir. Çıktığı zaman da genel kültür mahiyetinde en azından siz de bir fikir yürütebilirsiniz. Diğer başlığımız naturalizm, diğer ismi doğalcılık. Yine realizmin oluşmasına ortam hazırlayan sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel şartlar ve üzerine oturduğu felsefi düşünce hemen hemen bütünüyle naturalizm için de geçerlidir arkadaşlar. Naturalizm determinizm anlayışına dayanıyor ve Fransa'da ortaya çıkmıştır diyelim. Buradaki yüzyıl da unuttuk. Yazmadık onu, daha doğrusu yazmayı unutmuşuz buraya. Determinizm anlayışına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ikisini de bağlaştırdık. Determinizm anlayışına dayanıyor dedik. Ne demek determinizm? Evrende olup biten her şeyin bir nedensellik bağlantısı içinde gerçekleştiğini, fiziksel evrendeki ve dolayısıyla da insanın tarihindeki tüm olgu ve olayların mutlak olarak nedenlerine bağlı olduğu. Yani yaratılan her şey aslında bir nedene bağlıdır diyor. Ve nedenleri tarafından koşullandığını savunan anlayıştır. Realizm ve pozitivizmin uç noktası olan determinizm, sebep-sonuç ilişkisine bağlı pozitif bilimlerdeki genel sonuçların diğer alanlarda da geçerli olduğuna inanır. Aynı şartlar altında aynı sebepler daima aynı sonuçlar verir. Cümlesi bu söz konusu düşüncenin formüle edilmiş ifadesidir. Yani siz bu düşünceyi gördüğünüzde bilin ki determinizm anlayışı var. Naturalizmi hazırlayan düşüncelerden biri de Darwin'in evrim teorisidir arkadaşlar. Naturalistler gerçekçiliklerini realistlerden daha da ileri götürmüş ve onu, yani bu gerçekleri, bilimsel, deneysel gerçekçilik seviyesine yükseltmiştir. Naturalizmde deneysel roman türü gelişmiş. Yani burada deney eşittir naturalizm diyebilirsiniz. Naturalistler sanat toplum içindir anlayışını benimsemişler. İnsan davranışlarının temelinde soya çekim, içgüdü vardır anlayışını savunmuşlardır yine. Yazar bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçekleri burada yansıtır. Roman yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deneydir. Edebi eser bir laboratuvardır demişler deterministler arkadaşlar. Naturalist sanatçılar daha çok toplumdaki çirkinlikler ve olumsuzluklar üzerinde durmuşlar. Sorunlu, toplum dışına itilmiş kişileri, işte köylüler, ayyaşlar, hırsızlar, kötü kişiler gibi bu kişileri anlatmışlardır. Dil doğal ve yalındır. Argo ve sokak diline de yer vermişlerdir. Yani kötü sözler de yer almıştır. Kötümser bir hava vardır burada. Naturalizm realizme tam anlamıyla bir tepki değil, realizmin tam daha gelişmiş bir türüdür arkadaşlar. Kim temsilcileri, naturalizmin temsilcileri? Émile Zola, Daudet, Maupassant, Gonsort kardeşler. Türk edebiyatında ise Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Beşir Fuat gibi isimleri sayabiliriz arkadaşlar. Bir dahaki derste de Parnasizm'le birlikte devam edelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.